Aslında hiç alışık olmadım, sevmediğim de bir şey ama en azından böyle genel bir durum değerlendirmesi yapmak adına sizlerle bir şeyler paylaşmak istedim. Siz de sağ olun, kırmadınız, geldiniz. Şimdi belki biraz bir tekrar gibi olacak ama sorunuz da olursa yine cevap verebileceğim kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle son Akhisar maçından sonra böyle bir basın toplantısı yapmayı uygun gördüm. Bunun nedeni de hem teknik olarak hem de inandığım doğrultular. Doğrultuna size paylaşmak istedim. Şimdi biliyorsunuz ikinci gelişimiz Osmanlı spor maçıyla başlamıştı. Ve bu gelişimizde Karabük Spor avarajla önümüzde, Osmanlı Spor 3 puan önümüzde, Konya Spor 3 puan önümüzde, Antalya Spor 5 puan önümüzde, Alanya Spor 10 puan önümüzde, Kasımpaşa'da 9 puan önümüzde diye anlıyorum. Var, bende puan durum var, bakabilirsiniz. Orada ya Alanya 9 puan önümüzde, Kasımpaşa 10 puan önümüzde, ya da Kasımpaşa 10 puan önümüzde, Alanya 9 puan önümüzde. 3 günlük bir itmanın ardından, 2 aylık ayrılıktan sonra 3 günlük bir itmanın ardından bir Osmanlı spor maçı. Bana göre iyi oynadı. Birincisini hiç bitmemişti. Sonrasında hepinizin malumu 10 maçlık bir seri yakaladık. Belki de Türkiye liglerinde ender rastlanan bir seri yakaladık. Hatta 10 maçın sonunda Ali abi sormuştu galiba. Her serinin bir sonu var demiştim. Yani bu böyle sonuna kadar da böyle gidecek değil demiştim. Buna da yani saha içerisinde bunu düşünmüyor. Gittiği yere kadar gidecek demiştim. Öyle değil mi Ali abi? Doğrudur. Nitekim Alanya maçıyla başlayan, Beşiktaş maçıyla devam eden ve Akhisar maçıyla devam eden 3 maçlık istemediğimiz neticeleri aldı takımımız. Ama bugün geldiğimiz noktada belki avarajda da olsa 16. sırada olmamız birilerini ya da taraftarlarımızı ya da camiayı sevenleri tedirgin ediyorlar, sevmeyenler çok tedirgin ediyorlar, hoşlarına gidiyorlar. Ama buradan şu mesajı da vermek istedim. Önümüzde 8 haftalık bir yol var ve herkesin de birbirinden zorlu maçları var. Çoğu takımlar da birbirleri görecek. Bizim de Malatya maçıyla başlamak üzere önümüzde 8 tane maçımız var. Nitekim Alanya maçıyla başlayan o kötü dedikleri durumu değerlendirecek olursak ilk yarı iki takım açısından son derece kötü bir oyun. İkinci yarı Peter'le Cahit'in attığı pozisyon olsa çok farklı yerlere gelecek bir maçtı. Atan'ın kazanacağı bir maçtı. Bizim öyle oldu. Beşiktaş maçı belki de çıkabileceğim en ofansif kadroyla çıktım. Cahit'in yani bunlar bahane değil belki. Bahane gibi görebilir insanlar. Ama bir Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında girilebilecek ne kadar pozisyon varsa oyuncuların da onlara girecek. Nitekim Sisenyon'un çektiği, yine Peter'e çektiği, yine Cahilton'un verilmeyen bir penaltısı. Ama Beşiktaş ve Alanya maçlarını şöyle ifade etmek lazım. Yani o maçlarda belki puan almaya çok iyi edecekti. Golü sevgilemedik. Cılız pozisyonlara girmiş olmamıza rağmen. Ama beni en çok üzen şey bu maçtan sonra bütün takıma 3 gün izin verdim ve ben buradaydım. Hiçbir yere gitmedim, oturdum. 3 gün, belli aralıklarla da olsa Akhisar maçını izledim. Herhalde buradaki herkes Akhisar maçındaydı. 15. dakikada Peter'in verilmeyen net bir penaltısı. 20. dakikada Sesenyon'un ortasında Peter'in kaçırdığı net bir gol pozisyonu. Yine 29. dakikada Sesenyon'un verip Ahmet Oğuz'un kaçırdığı net bir pozisyon. Akabinde 44. dakikada yemiş olduğumuz bir oyuncumuzun pozisyon hatası yaparak oyuncuyla devam etmemiz için yemiş olduğumuz bir gol. İkinci yarı sahaya çıktık. 47. dakikada Paliçeviç'in direkten dönen topu. Serdar Atalic ile karşı karşıya kaçırdığı top. Yine Peter'in Aydın'ın ortasında Kaleci ile karşı karşıya ilk yarıdaki pozisyon gibi net kaçırdığı top ve Mahmut'un kaçırdığı top. Bir takım iç saha maçında 7 tane net pozisyonu kaçırıp da
bazı çok bilinçler tarafından kötü oynanıyor diye değerlendiriliyorsa burada bir haklıyet aramak lazım. Neticede basket maçı yapmıyorsun. Oynadığın futbol maçı. İç saha maçında kaç tane pozisyona girebilirsin? Bu takım kazandığı maçlarda bile bu kadar pozisyona girmedi belki. Ama kazanamayınca dolayısıyla farklı düşüncelerin yazılması, çizilmesi veyahut ifade edilmesi normal. Ondan yani sıkıntı yok. Herkes kendi görüşünü ifade edebilir ama burada gerçek olan bir şey bu takımın oyuncularını ve bu takımın moralini en üst seviyede tutmaya çalışmaktır. Bunu da yapacak olan kişiler, tabi başta ben olmak üzere bu kulübü sevdiğine inandığımız insanlar, işte taraftar ve camiyetçilik insanlar olmalıdır. Yani işte Aksar maçını böyle 7 tane net pozisyon kaçırdığım bir maçta bunu rezalet futbol olarak değerlendirmek art niyetten başka bir şey ifade etmemektedir. Çünkü basket maçı oynamıyorsun bir o poda bir poda. İç sahada 7 tane net kaleciyle karşı karşıya pozisyonun var. Ve 83. dakikaya kadar artık topuyla tüfeğiyle yüklenmiş bir gençler bile oyuna Serdar girmiş, oyuna Manu girmiş, oyuna Deniz girmiş, çift formata dönmüşsün. Artık yükleniyorsun. Gol atmak için her şey yapıyorsun. O saatte sonra 2-3'ü yememişsin çok da bir önemi yok. 83. dakikaya kadar rakibin attığı golün dışında ceza sahası içerisinde pozisyonu yok. Ama olay öyle bakıyorlar ki 88'de, 85'de, 88'de hop kurtarmış da dönmüş. Allah'ın kısmeti, her şey Allah'ın lütfuyla olur zaten. Attığında, atamadığında, yediğinde, yemediğinde Allah'ın lütfudur. Sen çalış, takdir Allah'tan. Ama bu kadar 7 tane net kaçırdığın golde bunu Allah'ın lütfu olarak değerlendirmeyi, beceriksiz olarak değerlendirirsen, attığını Allah'ın lütfu olarak değerlendirirsen, ya hayatta her şey Allah'ın lütfu, öyle mi? Nasip diye bir şey var. Dolayısıyla burada sağduyulu taraftarlarımız da şunu bilmesi lazım. Hep ifade ettim. Bizim bu ligde kalmayla ilgili Allah'ın izniyle hiçbir sorunumuz olmayacak. 2 hafta önce 13. sıradaydık. Bugün 1 puan geride 16. sıradayız. Yarın gider yeneriz. Yine tekrar bulunduğumuz yerden üst tarafa çıkarız. Futbolda bunlar var. Önümüzde bir Malatya maçı var. Akabinde içeride Galatasaray, Kayseri deplasmanı, Osmanlı maçı. Bu 4 maçlık periyotta 6 puan almamız gerektiğine inanıyorum. Ondan sonra da zaten içeride rakibimiz diyeceğimiz bir Antalya ile ve Sivas deplasmanından sonra maçımız var. Yaklaşık 36 puanın da, yani 36, 35-37 arası daha doğrusu bir puanın ligde kalmak için yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi burada rakiplerimizle birbirle oynayacağını düşünürsek, burada biz Malatya'ya gidip tabii ki kazanmak için her şeyi yapacağız. Oradan da belki istemediğimiz sonuçlar verebiliriz. Yani bu kadar 6 tane takımın birbirine yakın olduğu ve 4 tane maçın içeride olduğu bir noktada bu kadar karamsarlığa kapılmak, 13. hafta son sırada olan Karabük Spor'un bile senin avarajda üstünde olduğu bir durumda bugün bu noktaya geldik. Yanılmıyorsam geldiğimiz günden böyle yaklaşık 1.9 puan ortalama sürüyorduk. Son 3 maçtan sonra bu ortalama 1.44'lere düştü. Bu dışarıdan getireceğimiz galibiyetle telafi edeceğimiz bir şey. Onun için burada bana ve oyuncularıma büyük görev düşüyor. Biz zaten bunun bilincindeyiz. Ama burada istediğim tek şey bir tane gençler biliyor. Başka bir gençler biliyor. Gerçek anlamda bu takımın etrafında birleşip bu takımın sezon sonunu hayırlısıyla güzel bir şekilde bitirmek için herkesin her biriyle mücadele etmesi ve bu şekilde davranması gerekiyor. Burası ya da bu kulüp insanların kişisel çıkarlarını tatmin edeceği bir yer değil. Yani bunu şöyle de ifade edebilirim. Gerek diğer tarafta işte Mustafa abi 15 maç yenilmemesi serisi yakaladı. Gerek biz burada 10 maç yenilmemesi serisi yakaladık. Bunlar kolay şeyler değil. Bugün 27 puanınız var. Belki hiç kimsenin o an için ummadığı İstanbul, Başakşehir'den, Trabzon'dan ve Fenerbahçe'den puan aldık. Belki öbürler puanlar düşüp Aksar'ı yensen yine 27 puanınız. Hatta bu takım son sıradan öyle bir yere gelmiş ki Aksar'ı ben yensen 32 puana belki ligi bitirecek noktaya gelmiş. Ama yani bir takım hep aşağı doğru gitmez, hep de yukarı doğru gitmez. Dolayısıyla
Zaman zaman Emrah'la da paylaşıyorum. Herkesin yukarı baktığı yerde biz aşağı bakıyoruz. Herkesin aşağı baktığı yerde biz de yukarı bakıyoruz. Daha düne kadar aman ağlayanlar, sızlayanlar, bu takım düştü diyenler 3 hafta önce artık yukarılara bakmak lazım diyordu. İşte ben o zaman tehlikenin başladığını fark etmiştim. Hatta böyle bir düşüş yaşayacağımızı da biliyordum, ifade etmiştim. Dolayısıyla bir kere daha şunu ifade edeyim ki bu 8 maç Gençler Birliği'nin geleceği için önemli maç. Bir tane Gençler Birliği var. Sevenini, sevmeyenini herkesin bu kulübün etrafında birleşmesi lazım. Bununla ilgili fikirlerimi söylemek için buraya çağırdım. Öyle çok anormal bir durum yok. Böyle sıra dışı bir durum yok. Belki ani basit toplantısı yapınca insanların aklına başka şeyler de gelebilir. Yine ümit neler söyleyecek diye. Sadece camiye böyle bir mesaj vermek istedim. Sizin de sorularınız varsa alalım. Hocam, futbolda çok şey var. Yani yenmekte, yenilmekte. 16 pozisyonun 6'sı direkten dönüp şampiyon olamayan Trabzonspor var, örnekleri var. Derece son dakika kaçırıp, 90+2'de kaçırıp şampiyonluk gitti. Barcelona gibi bir takım 2-1 yenildi ve yenen takım kümede kaldı. Bunlar futbolda var, bunlar futbolda olan şey. Fakat sizin koyduğunuz bir istatistik var. Demiştiniz ki, şu maçlardan biz 12 puan alırsak çok rahat pozisyona gireriz. Şimdi baktığımız zaman iki maçta fire verdiğimiz gibi oluyor. Fakat takımsal anlamda, eleştirileri şu anlamda kabul etmek gerekiyor, şahsi fikrim. Takımın o dönemdeki direnci, takımın kolektif oyunu, takımın savunma anlayışı, hücum anlayışıyla Beşiktaş ve şey maçına baktığınız zaman, Aksaray maçına baktığınız zaman bunları görememek belki de bu eleştirileri size karşı getiriyor. Çünkü savunma bloğunun güçlülüğü, diriliği, 70. dakikadan sonraki sizin pres anlayışınız belki bir boğan bir presti. Şimdi bu iki maçta görememek belki de bu eleştiriyi size getiriyor olabilir mi? Yani şimdi bir de öyle bakmak gerekiyor. Çünkü bu takım yani diğer maçlara göre koşu sesine bakıldığı zaman, top kartlarına bakıldığı zaman, topa sahip olmaya bakıldığı zaman, top çalmaya bakıldığı zaman pozisyon değil, oyun içerisindeki pozisyon üstünlüğü anlamında düşüş yaşadınız. Belki bu eleştiri oradan geliyor olabilir mi? Eleştiriyle, teknik eleştiriyle alakalı hiçbir sorun yok. Pardon. Ben çünkü futbol öyle bir oyun ki skor her şeyin önüne geçiyor. Biz Konya maçında 10 kişiyle 2-1 kazandık. 2 tane pozisyon, belki 1,5 pozisyonumuz var. 1 pozisyon, bir de yandık. Başakşehir'le beraber kaldık. Aksel maçına kadar pozisyona girmedik. Trabzon maçı 5 net pozisyonumuzda belki penaltıyla mağlup olabilirdik. Mağlup olsa çok farklı şeyler yazılırdı da o gün maç 0-0 bitince Trabzon elinden kaçtı oldu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Teknik eleştiriyle alakalı hiçbir sorun yok. Kaldı ki biraz önce ifade ettim ya, her oyun kazanılacak, her oyun çok iyi oynanacak diye bir kaide yok. Belki de lig başından bu yana en fazla topa sahip olduğumuz maç bu. %50'de %49'du bir ara. Ki sezon başından bu yana bu takım hep normalde %35-%40 topa sahip olmayla oynamış. Bir de naçizane hani, evet hepinizden küçüğüm belki, çoğunuzdan. Ama o futbol topunun etrafında günün çok geçtiği için bu topa sahip olmalar, bu koşu mesafeleri falan bunlar hep aldatıcı şeylerdir. Bunların hiçbirine inanma. Yani çok koşan takım boş koşan takımdır. Çok ben topu koşturmak isterim. Yani o dikkat edin bakın golü yiyen takım dünyada golü yiyen her takım golü atan takımdan daha fazladır. Yani golü atan her takım golü yiyen takımdan daha az kişiyle gelmiştir. Ya 2'ye 5 gol atmışlardır. Ya 4'e 7 gol atmışlardır. Bir yerde fazla olmak veyahut da topa fazla sahip olmak. Topa fazla sahip olursun. Stoper alır öbürüne verir. O alır kaleciye. Ne yapıp göre topa sahip olmak? Hedefe doğru oynamaktan sonra, dikin oynamaktan sonra, efektif oynamaktan sonra topa sahip olmuşum. 15 kilometre koşmuş. Futbol maraton değil ki. Yani bunlar kazanınca işte bizim teknik adamlarımızın ne oldu koşu ortaya attıkları böyle bana göre geçerliliği olmayan kendilerini övme çabalarından başka bir şey değil. Benden bir gün kimse duymadı ki ilk defa bugün burada söyledim. Şu kadar topa sahip olmuşuz, bu kadar koşmuşuz. Hayatta bakmam onlara. Ben oyuncum bu topu kaleye nasıl getirdi? Çalıştıklarımızı yaptı mı ben buna bakarım. Futbol bir geçiş oyunu. Bu topu oraya iki türlü getiririz. Ya uzun bir santraforum vardır.
İngilizler gibi yüksek oynarsın. Ya da pasla getirirsin. Ya da atarsın rakibe gider. Yani bunun bir futbol bir pozisyonu 50 kilometre koşmuşsun. Sonuç %70 topa sahip olma. Sonuç sadece şu var. Şimdi Akhisar maçı. Çerçeveyle karşı karşıya 7 tane net pozisyon. İlk yer bu takım 3-0 girse. Yani kendi aramızda konuşlarımız da var. Hatta pozisyon emlakı da bunu yapmayacak, hangisini yapacaksın? Bir teknik adam bir topun kale önüne getirilmesi için her türlü çalışma yapar. Golü atamaz. Veyahut da kendi kalesine gelmemesi için her türlü çalışma yapar. Ama bir oyuncu ofsaytı bozar. Buna oyuncu bir şey yapamaz. Bir oyuncu bireysel hata yapar. Buna oyuncu bir şey yapamaz. Dolayısıyla yani futbol tabii ki hatalar oyun ama bakın geldiğimiz günden bu yana sadece Sivas ve 10 kişiye karşı oynadığımız Göztepe maçını çıkın. Bu kadar pozisyona girdiğimiz başka bir maç yok. Akhisar maçı kadar. Şöyle bir gün keşke parkomuzu yapsam göstersem. Çok net çerçeveyle karşı karşıya kalan 7 tane pozisyon. Yani futbol skor oyunu olduğu kadar skora göre tabii ki eleştiri oyunu, ona göre yorumlar bir anda değişebilir. Sizler yıllardır bu işin içindesiniz. 90 dakikada çok kağıdın yırtılıp yeni yorumların yazıldığı çok maceralar görmüşsünüzdür. Burada anlatmak istediğim şu. Ve üstelik bu takım ikinci yarının yanılmıyorsam en az gol yiyen takımı. 7 gol yemiş 9 maçta. 9 maçta 7 gol yemiş, 13 puan toplamış. E bu takım ilk yarı 17 maçta 14 puan topladıydı. Ve geldiğinde 1.5 puan ortalamasıyla gidersek ligde kalacağımızı söylemiştim. Son 3 maç itibariyle 1.44 puan ortalamasıyla gidiyoruz. Tabii ki yüzümüze bazı şeyleri ifade edemeyen insanlar kapalı kapılar arasında bu işi, bu futbolu belki rezalet olarak değerlendirebilirler. Ama bunu basın olarak söylemiyorum. Ama şu Akhisar maçındaki oyunu rezalet olarak değerlendirelim. Futbol aklından şüphe ederim. Hocam kim bu? Bu ak... Musa olayı irit etmeye gerek yok. Herkes kendi alabilir. Bir ben eleştiri olacağım. Üzerinden bir basın toplantısı yapıyorum. Kişi üzerinden yapmıyorum. Eleştiri, müsaade etmem için konuşuyorum. Eleştiri üzerinden. Bitireyim. Ki bu Akhisar takımı Trabzon'a 6 attı Trabzon'a. Doğru mu? Fenerbahçe 3-2 yendi. Doğru mu? Galatasaray 2-0 öne geçti. 5 yaşında puan aldı. Başakşehir'de 90+5'te yenildi. 34 puan olan, ligde hiçbir sıkıntısı olmayan bir takım. Doğru mu? Trabzonspor Akhisar'dan 6 yemeyi bu kadar dert etmedi. Fenerbahçe şampiyonlar giderken 3-2 yenilmeyi dert etmedi. Beşiktaş Akhisar'a puan vermeyi bu kadar dert etmedi, biz dert ettik. Yani burada bu takımı karamsarlığa sürüklemenin olmayan şeyler olmuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Bir tane gençler birliği var. Burada yapılacak tek şey seveniyle sevmeniyle bu camiye destek olur. Hocam basın toplantısı onun üzerine gidiyor diye araya girdim. Özür dilerim. Yani kim nerede eleştirdi sizi? Ben gerçekten merak ediyorum yani. Yani bu nerede oldu bu eleştiriler? Yönetim mi, taraftar mı? Yönetim mi, taraftar mı, sosyal medya mı? Siz nerede eleştirildiniz? Ya da takım ben nerede eleştirildi? Şimdi anlamadım galiba. Ben bunu basın üzerinden konuşmadım diye. Tamam. Yönetim tamam. Mi, taraftar mı, sosyal yönetim, medya mı, televizyondaki yorumcular mı? Konuşmadım. Tabii ki işler iyi gitmediği zaman bir takım şeyler olacak. Ben şu Ahmet Mehmet şunu söylüyor demiyorum. Ben diyorum ki genel olarak Akhisar maçındaki oyunu kötü futbol olarak değerlendirmek, rezalet olarak değerlendirmek futbol aklı olmayan insanların işidir. Hocam tekrarlıyorsunuz. Biri rezalet olarak değerlendirmiş ya da bir yerlerde rezalet olarak değerlendirilmiş ki siz bir basın toplantısı düzenlediniz. Ben söylüyorum Musa, bunu sen üstüne alırsın, Ahmet alır, Mehmet alır. Ben ortaya konuşuyorum. Bu kadar basit. Yani burada direkt dile getirecek kadar da aptal da değilim. Estağfurullah hocam. Ha, zamanı geldi mi? Şunu da söyleyeyim ki elbet buraya kazı çakacak halim yok. Bugün ayrılacağız buradan. O zaman ben de özellikle ikinci gelişimden bugüne kadar yaşadıklarımı ve bundan sonra da yaşayacaklarımız varsa onları da
teker 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 herkesle paylaşacağım. Bundan kimse de şüphesi olmasın. Şu anda hiçbir teknik adamlıktaki bütün hayallerim olmak üzere, bunların neler olduğunu bilebilirsiniz. Hiçbir hayalim şu anda bu takımı bu ligde tutmaya çalışmaktan daha üstün değil. Dolayısıyla bütün enerjimle, bütün kalbimle, bütün vücudumla, bütün beynimle bu takımın başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Ne diyorum bakın. Allah ömür verirse bütün hayallerim dahil olmak üzere hiçbir hayalim bu saatten sonra bu takımın ligde kalmasını sağlamaktan daha önemli değil benim için. Ben bu kadar bu kulübe kendini adamış biriyim. Burada da olsam kendimi bu kulübe adayacağım. Burada da olmasam ben kendimi bu kulübe her zaman adadım, adayacağım da. Çünkü daha bu kulübün yolunu insanlar bilmezken benim babam kongre üyeliğinde bu kulübde 15. yılı dolduruyordu. Burada da hakkım olduğunu inanıyorum. Hocam 10 maçlık periyotta anlamı 18 puan var. Bununla beraber dediğiniz gibi hem basına yani hem kulüp içerisinde bir rahatlama oluştu. Sonrasında Alanyaspor karşılaşması sonrası ben size sordum. Acaba bir baskı oldu mu bu 10 maçta kaybedip? Sen mi sordun? Ben abi soru dedim. Sen sormuştun. Ben sormuştum ama şöyle bir şey demiştiniz. Ben 2 senedir hayatımda gençler beni bu kadar kötü görmedim demiştiniz. Hatta cevaplarınızdan birisi. Alanya maçında. Doğru. Alanya maçında. Doğru. Ya Akisar'ın belirtisinde naçizane tahmin ediyorum ki hem Alanya maçı hem Beşiktaş maçının mağlubiyetinden sonra Alanya'da 3 puan beklenmesi diye düşünüyorum ama Akisar. Akisar'daki şey etki de muhtemelen ondan geldi ama benim şu andaki sorum farklı bir şey, psikolojik olarak acaba 16. sıraya düşen Gençler Birliği'nin o rahatlamaktan sonra yeniden bir psikolojik baskı hissediyor takım. Bunu nasıl toparlayacaksınız? Bununla ilgili nasıl bir çözüm öneriniz? Şöyle ki, geldiğimiz andaki durumumuzla, şu andaki durumumuzla baktığınız zaman geldiğinde bir kere daha ifade edeyim. Osmanlı'dan 3 puan, Konya'dan 3 puan, Alanya'dan 9 puan, Kasımpaşa'dan 10 puan, Antalya'dan 5 puan geride olan bir takımın bugün sadece 11. arasında 4 puan var. 2 tane birebir rakibi sana gelecek. Dün yaklaşık 3'e kadar genel bir şöyle bir değerlendirme baktım. 2013'ten bu yana puan barajı 27 olmuş, 29 olmuş, 31 olmuş, 33 olmuş, 36 olmuş. Ben de sizle yaptığım kahvaltıda söylediğimde 40 ile 43 arası puan toplayacağımı söylemiştim ki hala bu hedefimde hiçbir zaman bir şaşma yok. Tabii kul kurar, Allah güler, Allah'ın dediği olur. Ama şeyi çok doğru söylüyorsun ki özellikle Akisar maçının belki böyle değerlendirilmesi Alanya ve Beşiktaş maçlarının Beşiktaş maçlarında elde edilen skorun ardından belki böyle bir değerlendirme olur. Benim bunu söylerken lütfen şunu yanlış anlamayın. Sadece bir karamsarlığa gerek olmadığını, Malatya'ya gidiyoruz. Kötü de bitebilir. Bunlar var futbolda. Manchester City 96'ya 1-0 mağlup girdi Manchester önünde. 96-5'e 2-1 galip girdi. Bayern Münih Barcelona maçı yanılmıyorsa Manchester United maçıydı. Nou Camp'ta. Aynısı oldu. 96-5'te 2-1 kazandı Manchester. Futbolda olmaz diye bir şey yok. Sadece koşular ve top kapma, topa sahip olma durumları kazanınca teknik adamlar tarafından, kaybedince de diğer insanlar tarafından çok dile getirilir. Futbol bir skor oyunudur. Ama skora göre de eleştiri getirilmesini sağlıklı ve mantıklı bulmuyorum. Yani daha kötü oynadığımız maçlarda puan aldık. Bana göre Göztepe maçı dışında Akisar maçı kadar pozisyona girdiğimiz bir maç yok. Şimdi ya da belki çok daha iyisini olarak da bu maç bize kötü geliyor. Yani benim burada söylemek istediğim şu. Büyük varsa benim omuzlarımda olsun. Burada futbolcuyu biraz daha rahat, biraz daha futbolcunun sırtından yük almak lazım. Çünkü bu takımı bir yere onlar getirdi, onlar getirecek bundan sonra. Dolayısıyla şöyle de bakmak lazım. Yaklaşık 2 senedir 12 hafta, 10 haftalık aranın haricinde buradayım. Paliçevic ilk defa sakatlandı, öyle mi Emre? Evet.
defansın sigortası olan bir çocuk. Alanya maçı oynamadı, Beşiktaş maçı oynamadı. Ve bu kaybettiğiniz maçlar 1-0, 1-0, 1-1. Yani dolayısıyla önümüzde 8 maç var ve bu takım 12 ile 14 puan arası bir puan toplayacak. Buna insanlar inansın, bu yönde desteklerini ortaya koysunlar. Bunu da burası sizin aracında söylemek istiyorum. Hocam, sevmediğim, alışkın olmadığım bir durum diye başladınız basın toplantısına. Aslında benim arzum ve isteğim Gençler Birliği Kulübü'nün teknik direktörünün her hafta biz her ne kadar da azalsak basın mensuplarıyla bir araya gelmesi. Hem bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırır, hem daha toplum saatli şekilde bilgilendirilir. Şimdi hocam, dediniz, her şeyden bir şeyler çıkarttık, dersler çıkarttık ama hakikaten çok özel bir durum var. Çok özel bir kulüp. Şöyle baktığımız zaman şu kupalara bakıyoruz, şu yaşanmışlıklara bakıyoruz. 40 yılını bir Gençler Birliği'ne adamış bir insanın adının verildiği bir sezon. Bunun en fazla ağırlığını hissedenlerden biri olduğunuza da inanıyorum. Yani bir iki maçta hakikaten var, camialarda çok kötü niyetli insanlar var. İşte bir Osmanlı Spor maçının başlangıcıyla başlayan hiç alakasız prosedürler. Ondan sonraki süreç, ondan sonra gelinen nokta. Ben soruları aldım, şeylerini aldım. Bana göre de Akhisar maçında gol pozisyonları var, gördüm. Ama rakibin de bir artı fazla gol pozisyonu olduğunu hesap ediyorum ben. Orada paranız açayım. 83'ten sonra diyorum. Ha, artık o zaman, doğru. Yani o pozisyonu Galatasaray'da veriyor, Fener'de veriyor, Trabzon'da veriyor. 1-0 mağlup durmak için sonra son 5 dakika, 10 dakika da çok ciddi bu kadar gol pozisyonu verecek bir takım yok. Doğru. Ama 83'e kadar senin kalende pozisyonu yok. Evet. Yani varsa hani sizler sadece tribünler izliyorsunuz. Ben gelip bir de burada analizini yapıyorum. Mutlaka hocam. Hocam bana göre bu 8 maç hakikaten hepimize sorumluluk yüklemeli. Evet. Yani şu anda işsiz bir gazetesi olsam da sabahleyin kalktım heyecanla Ümit Hocam neler anlatacak, neler söyleyecek, benim de üzerime acaba bir şeyler düşer mi diye koşa koşa geldim. Taraftarında, bu kentinde, yani bu kulübün yöneticilerinde, zaten futbolcular ve teknik adamlara söyleyeceğim bir şey yok. Onlar, bunun en çok acısını ve ızdırabını çeken onlardır. O nedenle ben her hafta mutlaka bu toplantıların yapılması, bu özel sezonda Gençler Birliği ve İlhan Cavcav'a yakışır bir şekilde sezonun tamamlanması en büyük arzum. Siz geldiğinizde dediğiniz gibi ne küme düşmesi, ben bu takım en az 10. bitir dedi. Ben hala bu onun da inancıdayım. Ama hakikaten bunları artık unutmamız lazım. Yani daha farklı mesajlar vermek lazım. Biliyorum dolusunuz. Yani hemen hücum ediliyorlar bir şeyi aradıkları zaman, bir şeyler buldukları zaman ince bir ayrıntıdan hücumlar gelebilir, şeyler gelebilir ama artık bu kulüp bu 8 maçını basınıyla, yönetimiyle, taraftarıyla veya Musa'nın dediği gibi açık net birileri varsa onlara açık o mesajları vererek artık bu kulübe kimse zarar vermesin. Hele bu sezonda hiç kimse bu kulübe zarar vermesin. Doğru. Çok özel diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orada bir dipnot düşün. Ben haftalardır Musa'ya röportaj vermiyorum. Bunu kendisi nasıl değerlendirse değerlendirsin. Ama burada Musa'nın dışında antrenmana gelen ara ara Orhan geliyor. Çok nadir Ercan abi geliyor. Bir kişiyi görmüyorum. Sanki ümit işi gücü yok. Musa'yla arası çok iyi. Her şeyi Musa'ya konuşuyor gibi bir imaj yaratılıyor. Ya ben bu kulübe 20 yıl önce geldim. Bana çıkartacağız zevkle çıkardım. 10 tane gazeteci olur. Benim kabahatim. Ben basın toplantısı sevmiyorum. Dan kastım şuydu Ali abi, yani alışık olduğum bir durum değil. Yoksa ben de isterim ki her gün hepinizle tokalaşmak, ya İkman'ı şöyle izleyen 10 tane. Hayatımda bir tek Samsun Spor'u çalıştırırken amanet mahkemesinde resmini koyduklarında
antrenmanı, basınlı futbolu kapattım. Bir de esas nedeni, bugün itibaren Emrah söyledim, hem basındaki abilerimiz, arkadaşlarımız söyleyelim, bir kapalı olacak. En azından bu hafta şimdiden bir şeyler söyleyelim. Hani açık olduğunda röportaj yapmasak bile yüzde bir takım şeyler konuşuyoruz, oradan bir şeyler çıkabiliyoruz. Ve bu hafta öyle bir şey düşündüğüm için de bugün böyle basın toplantısı yapmayı gereksinimi duydum. Şimdi Allah kabul ederse bugün Kandil değil mi? Evet. Hep diyoruz ki, ya bugün Kandil işte, ya örnek veriyorum. Belki absürt bir örnek olabilir. Ya küfür etmeyin veyahut da kız. Yani diğer günler küfür serbest mi? Yani iyi bir şey. Tabii ki değil. Yani şimdi diyoruz sezonun adı ilan edeceğiz onu. Biz Kemalettin'in attığı böyle son maçta birlikte kaldık. Biz de böyle gol atmasa bu takım birlikte kalmayacak. Benim için çıkışlı grafikler o zaman da oldu. Biz geçen sene şöyle baktım, 2012'den bu yana bütün sezonun puan şeyini dedim. Son 10 yılda ne derecesini elde etmişiz. Bizi başarılı gördüler. Biz yine ligde kalacağız. Diyecekler ki ya İlhan Cavcav sezonunda ligde kalmak çok büyük başarı. Onda bitireceğiz. Ya İlhan Cavcav sezonunda bu takımın şampiyonluğu oynaması gerekmiyor mu? Ben zaten kimin ne diyeceğini biliyorum ki. Sen zaten iyi niyetli olsan son 10 yılın derecesini elde etmiş bir adamın sen takımı zaten başarısız görmez. Ya da geldiğimiz günden bu noktaya bu takımı başka bir antrenör getirseydi enkazdan çıkmış olacaktı. Yani gençler bile kendi evladının başardıklarını bu camia görmüyor diyorsun. Yani hadi yani kişiler üzerine söylemiyorum lütfen. Hadi 4 defa gönderip 5 defa getirdiklerinizi ya sen paranı aldın. Gel bedava çalıştır de bakayım çalıştıracaklar mı? Kim ne kadar gençler birlikte bir görün bakayım. Bakın benim 1 euro tazminatım yok. 1 euro alacağım yok. TL yok. Bunun rahatlığıyla konuşuyorum. Olur 1 milyon euro tazminatın da çıkarsın buraya bak kovulmak için aslında konuşuyor dersin. Hadi gönderdikleriniz çok büyük gençlerdi ya. Hadi gelsin bakayım bedava. Hadi ligde kalma prim almadan. Hadi maaş almadan gelsin bakayım. Göreyim bir de gençler birlikte nasıl gençler birlikte olmuyor. Hadi. Varsa göreyim. Bakayım nasıl gençler birlikteler. Benim babam bu kulüpte 15. yılını doldurdu da kongre üyeliğinde. Burada çalışanların da, tribünde olanların da, taraftar nezdinde söylemiyorum. Yani genel söylüyorum. Çoğu daha bu kulübün yolunu belki forma rengini bilmiyor. Biz vasiyet nedir az çok biliyoruz. Hocam herhalde dolayısıyla zamanı gelince açıklayacağım. Zamanı gelince onlar tabii konuşacağız ama burada bütün enerjimizi, bütün benliğimizi hocasıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, çalışanıyla bu kulübün ligde kalması adına harcamamız lazım. Yani bizim buraya gelene kadar nelerle boğuştuğumuzu kimse bilemez. Kaç kişi bu mücadeleye verdiğimizi kimse bilemez. Ya 3 kişi ya 5 kişi. Başkan, ben, Emre, oyuncular, Cem abi, yani vardır mutlaka ismini unuttukları. Kimse de bu takım kazanırken bizim kadar sevinmez, bu takım kaybederken bizim kadar da kimse üzülmez. Bakın 3 gündür buradayım. Bana kimse gitme demedim. Şimdi o gün maç sonunda tribünde birisi bir şey söylüyor, sonra gidip bakıyorsun adamın Instagram'ında 1903 Beşiktaş yazıyor. Sonra da oradan bağırıyor, taraftara diyor, küfür ediyor diyor, adam 5 yaş. Adını deşifre edeyim, İbrahim Ayvaz diye bir adam. Instagram'ına gir, İbrahim Ayvaz 1903 yazıyor. Yani gerçek gençler birlikleri, bu tür fitnecilere, hani bu da o şey olayına dönmesin aynı. O bilmem ne soylu muydu, neydi onun olayına dönmesin de, kimsenin reklamını yapmak şeyinde değiliz. Bunlara şey vermemesi, fırsat vermemesi lazım. Dolayısıyla ben hep siz basın mensubu olarak
Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a karşı oynayan bir gençler bilir mi izlemek istersiniz? Tabii ki her takım güzeldir, her kulüp güzeldir. Yoksa daha alt liglerde oynayan bir gençler bilir mi izlemek istersiniz? Gençler bilinin yeri burası. Bunda bundan bir şüphe yok. O zaman hep beraber bunu göreceğiz. Sonrasında hep beraber bu mücadele ediyoruz. Sonrasında da ne yapılıyor zaten hepimiz yaparız. Gereğini yaparız. Yani burada İlhan Cavcav sezonu, evet, tamam. Biraz hassas olmak gerekir. Hassas olmak mutlaka gerekiyor. Ama Galatasaray 100. yılda şampiyonluğunu, şampiyon mu oldu? Ya sonuç mutlaka bir sonuca ulaşılacak ya. Da ama böyle temennilerde bulunmak, bu şeylerde bulunmak ben de isterdim ki 100. yıl diyorum, İlhan Cavcav sezonu Türkiye Kupası'nın Rahmanlar başkanımızın kabine götürmek. Yani daha yukarılara. Ama sezon baştan sona gelişler oldu, gidişler oldu. Oyuncu gelişleri oldu, gidişler oldu. Hoca geliş gidişleri oldu. Yani başarı, başarısızlık bir bütün. Ama şunu söylüyorum, başarısızlık benim. Başarı bütün camia. Oyuncularıma söyleyeyim, oğlum rahat olun. Benden size bir şey kalmaz. Şimdi 10 maç bir seri yakalamış bir takımın aynı geçen seneki ilk mağlubiyet, geçen sene Adana maçı ilk saha mağlubiyetinde kimlerin ne sesler çıkarttığını biliyorsunuz. Burada zaten niyet belli. Dolayısıyla hedef de belli. Ben o hedefe kendimi koymuşum, ben razıyım. Ama herhalde şu lafım. Ak niyetli insana da yeter, iyi niyetli insana zaten bu lafından alacağını alır. Benim hiçbir hayalim, hiçbir hedefim bugüne kadar belki bu takımın ligde kalmasından, ilk ona girmesinden daha önemliydi ama bugünden sonra ya da ikinci gelişinden sonra hiçbir hayalim, hedefim bu takımın ligde kalmasından daha önemli değil benim için. Onun için ben bütün benliğimle bunun için mücadele ediyorum. Bunun için bütün gücümle bunun mücadelesini veriyorum. Oyuncularımla, yardımcı ekibimle beraber. Ki ekibin %70'i zaten bu takımda oynanmış çocuklar. Kimse de gençler birini bu kadar sevmez, sevemez. Onlar da benim gibi aynı fedakarlıkları yaparak geldi. Dolayısıyla biraz da onların bu mücadelesini bizim mücadelemizde mutlaka görebiliyordur. Allah da biliyor. Sezon sonunda gençler birini herkesin en azından bu kulübü gerçekten sevenlerin umduğu gibi istediğimiz yerde olacak. Bundan Allah'ın izniyle kimsenin şansı olmaz. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam, hocam hepimiz zorlu bir mücadele veriyoruz. Ali abi de işsiz kaldı tabii. O bizi üzen konular. Ya ne denir? Geçmiş olsun denir. Bilmiyorum ya, ben abi. Yok, bizim mesele biz değiliz bugün. Gerçekten bizimki. Çalıştığımız kurumlarda bir personel sorunu yaşıyoruz hocam. Soruma gelecek olursam da yani çok ciddi bir Göztepe galibiyetinden sonra bence hocam sizin takımınızın teknik taktik olarak en üst seviye çıktığı Başakşehir maçıydı. Ben hatta yazımda rakibin kolunu kanadını kırdı yazdım. Yani Başakşehir'e hiç nefes aldırtmadan bir mücadele verdi gençler bile. Ama sonrasında işte tabii talihsiz, şanssız puan kayıpları ve yenilgileri oldu. Burada 10 haftalık sürecin ardından 3 haftalık periyodun dışında hocam sanıyorum bu karamsarlıkta rakiplerin de yükselişi birazcık etkili oldu diye düşünüyorum. Mutlaka oldu. Bir de tabii şimdi şöyle gitti Antalya Kasımpaşa'yı yendi. Ummadığı bir yerden belki seri insanlar yapalım. Ummadığı bir yerden bir puan çıkarttı. Antalya mutlaka olumlu olabilir. Yarın sen de gidip deplasmandan bir galibiyet çıkartmak zorundasın. Dolayısıyla o 16-17-18 içinde kaldığın sürece o karamsarlık hep sürecek. Halbuki 13. sıradayken de arada bir puan vardı. Bazen arkadan takip etmek de iyidir. Yani şimdi bu hafta Osmanlı Konya birbiriyle oynuyor. İlk hafta sonra Antalya Konya oynuyor. Yani bu tarz bir sürü maç var. Bugün baktığın zaman hiç kimsenin maçları kolay maçlar değil. Ama öyle bir şey ki oran hiç ummadığın maçlardan puan çıkarıyorsun. Mesela şöyle periyot bakılıyordu. Ya bu 8 maç çok zor. Hatırlayın. Bu 8 maç için ilk yarı 8 puan dediğimde hepiniz bana gülmüştünüz. İkinci yarıda ilk 5 maç 7 ile 12 puan arası dediğimde yine güldünüz. Hepimiz gülmedik. Yani genel hatlarıyla. Nitekim ilk yarıda dediğim oldu, ikinci yarıda dediğim oldu. Ama bu kadar bir çıkışın ardından ufak tefek
Yani böyle sarsılmalar olur, bunlar normal. Ama benim oyuncum en azından sorumluluğun bilincinde, biz sorumluluğumuz bilincindeyiz. Hatta maçtan önce şunu söyledim. Bizim 26 puanımız var, 9 maçta alacağımız 9 beraberlik, 35 puan eder. Çoğu takımın da 35 puana ulaşacağına inanmıyorum çünkü çoğunun birbiriyle maçı var. Bizi bugün bu noktadan Konya'dan aldığımız 3 puan. 6 puanlık maç. Bugün Alanya'yla beraber kalsan sen 28, Alanya 26. Ya o beraberliklere burun kıvırmamak lazım, ağız eğmemek lazım. O beraberlikler bazen 3 puandan da değerli oluyor. Çünkü bunlar 6 puanlık maçlar. Ve çoğu rakibinizin de bugün şampiyonlar giden takımlarla maçının olduğunu düşünürseniz ve o maçların artık kaybetmeye tahammülü olmayan en az 3 takım olduğunu düşünürseniz yukarıda. Siz bu seriyi bitirdiniz. Ama tabii ki onların ne yapacağına ziyade de sizin arada bir 9 puan almanız lazım. Benim oyuncum da zaten 4 maçın, 8 maçın 4'ü içeride. Dolayısıyla biz en kötü bir 10 puan, yani 3 galibiyet, bir beraberlik gibi bunu yapacak gücümüzün olduğuna inanıyorum. İnşallah buna da Malatya maçıyla başlarız. Bu arada tekrar Ali abiye geçmiş olsun. Nedenini sebebini bilmiyorum tabii. Kapattılar Ankara eklerini. O yüzden tamamen haber. Hayırlısı. Bu hepimiz için var. Zaten biz de işsiz kalıyoruz zaman zaman. Siz de işsiz kalıyorsunuz. Evet. Sizin işsizliğiniz daha kısa sürüyor. İşsiz kalabiliriz. Daha ne oldu? İnsan oldu. Yani. Sen işsiz kalmasın ya. Senin çevren geniş. Şimdi hocam, çok ince nüanslar var şimdi. Burada şunu da söyleyeyim. Özür dilerim. Son bir şey. Bir şey söylerken bunu genel bütün bu kulübe gelecek ya da aynı konumda olan teknik adamlar bir kişi adına bunu söylemedim. Hani Genel söyledim. Bu olayı kişiselleştirmenin de bir anlamı yok. Şimdi söylemlerinize dikkat ettiğimiz zaman şimdi örnekler verdiniz. Gençliğimizde 10 kişi takip ediyordu Gençler Birliği'ne. Biz Gençler Birliği'nin Avrupa Kupalarında mücadele ettiğimiz bakaldığını bilirsiniz. Biz 20 gazeteci, hatta 12 tane, 18 taneye yakın gazeteci seyahat ettik. Şimdi fakat tabii o günkü sosyal medya, medyanın bugünkü şekli tabii ki yoktu. Yani bu kadar güçlü bir sosyal medya yoktu, bu kadar güçlü paylaşımlar yoktu. Şimdi bakıyorsunuz Musa kardeşimiz kurumu tarafından buraya görevlendirilmiş. Tabii ki her gün gelmek zorunda. Diğerlerinde böyle bir zorunluluk yok. Herkesin konumu farklı olduğu için yok. Fakat sosyal medya, bugün şimdi sizin anlattıklarınız, televizyonlardaki yorumcular, sizin arkadaşlarınız, birlikte top oynadığın arkadaşların, teknik adam olarak işsiz kaldığında yine sizin arkadaşlarınız, keza siz de bu yorumları yaptınız. Şimdi burada bir şey var, etken var. Kitleleri yönlendirme, Türk taraftarının, Türk spor severinin fazla zeki olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu açıkçası hep söylüyorum. Yani eğitim anlamında söylüyorum. Kimseye hakaret etmiyor. Futbol eğitimi, futbol bilgisi, futbol kültürü, Türkiye'de sadece %90'ında görseldir. Şimdi buradan etkileşimler başlıyor. Ümit Özat'ı futbol hayatında sevmeyen, teknik adamlık hayatında da sevmiyor. Ben de sizi sevmek zorundayım değil mi? Siz de beni sevmek zorundayım. Fakat insanlar buraya gelmeden kulübün içindeki her şeyi öğreniyor. Veya bir başka kulüp için söylüyorum. Yani burada hem sosyal medya, hem genel medya adeta bir hocayı bir futbolcu da getirip götürebiliyor. Medya da götürüp getirebiliyor. Pazarlamayı iyi yaparsanız o kulübe de getirirsin. Ki keza bunu hep söylemişimdir. Biz artık taraftar gömleği giydik yani. Tişörtü giyiyoruz. Mesleğimize de giyiyoruz. Biz bunu ne zaman giydiğimiz zaman sıkıntılar başlıyor. Yani bugün sizin de sorununuz aynı. Örnek veriyorum, pek sevmezsiniz. Şenol Güneş'in sorunu aynı. İşte Aykut hocamız çok severiz. Sporculuk hayatındaki keza siz Şenol Güneş olsun, Aykut olsun, Rıza Hoca olsun. Bugün liglere baktığımız zaman Okan örneğini verdiniz, 34 puan rahat dediniz. Hep takım arkadaşlarımız, hepimiz için geçerli. Şimdi burada bir kilit nokta var. Sosyal medya ve genel medya, yani genel arkadaşlarımızın kulüpler üzerindeki baskısı, yaptıkları yorumlar, kitleleri etkilemesi, kötü futbolu söyleyen kişiyi ben biliyorum. Bunu ekranda da söylendi bu. Gençler bunun kötü futbolu. Ekranda da söylendi, dışarıda da söylendi. Yani şimdi bu etkenler tabii ki sizlere yansıyor. Sahada oynayan kardeşlerimize yansıyor. Şimdi buradaki etken takımlar üzerinde ne kadar etkili? Ya benim üzerinde etkili değil, onu söyleyeyim ben. Önce şunu ifade edeyim. Şimdi biliyorsunuz,
Aksar bugün belli bir noktaya geldiyse 12 maç kazanamamasına rağmen görevinde kalmasından dolayı hocasının. Önce bu bir defa örnek teşkil edecek bir durum. Türkiye'de 12 maç kazanamayan hiçbir hocayı Mourinho olsa görevde tutmazlar. Burada bir defa Akhisarspor'u ve başkanın yönetimini kutlamak lazım. Bir virgül koy. Gençler Birliği'nde 12 maç kaybettiniz düşün. Gitti uzağa ya. Görmek. Beşiktaş'a git. Fenerbahçe'ye git. Buradaki medyanın etkileşimi. Yanına doğru. Ne için anlatacağım? Bu bir. İkincisi, biraz öyle dedin ya, onu sevmesin bunu. Bakın. O espriydi bu arada. Ondan ben şunu söyleyeyim. O espriydi. Ben saha içerisinde ne yapıyorsam bu kulübün bekası için, bu kulübün iyiliği için yapıyorum. Öyle istiyorlar ki Gençler Birliği, Alanya Spor, Akhisar Spor, ne bileyim başka bir Anadolu kulübü. Abi İnönü'ye gitsin, 20. dakika 3 olsun, 60. dakika 5 olsun, güzelce kafanı okşasınlar. Çok centilmen takım, futbolda çirkinleştirmedi. Hadi güle güle. Ali Sami'ye git, 15. dakika 2 olsun, 60. dakika 4 olsun. Çok iyi bir takım, futbolu çirkinleştirmedi. İyi de mücadele etti. Tebrik ederiz. Güle güle. Medya açılımı değil mi o dediklerinizde? Anlatacağım. Kadıköy'e git. Oo, güzel. İyi hocalar var, iyi teknikler, iyi futbolcular var, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Sırtların sıvazları 20 dakika 3 olsun, 60 dakika 5 olsun. Nedir bu abi? Şimdi buna başka kulüpler de alet olmaya başladı. Bir karar veriliyor. Bütün kulübe sahada. Hadi bunu yap bakayım Şampiyonlar Ligi'nde. Hadi bunu yap bakayım Avrupa Kupalarında. Ben çalıştığım, ekmek yediğim hiçbir kulübü ezdirmem. Benim kişilerle sorunum yok. Sen teknik adam olarak tek başına yetmiyor musun da bir de arkandan kulübünden 20 kişi vuruluyor hakemin verdiği karara. Bu ne baskı altına almak? İstiyorlar ki uysal koyun gibi Anadolu takımları gitsin. 20'de 3 olsun, 50'de 5 olsun. Alkışlayalım, oh ne güzel, futbolda çirkinleştirmedi. Bir de bu çıktı, futbolu çirkinleştirmedi. Lan sen 150 milyon euro kadrosun, ben 5 milyon euro kadroyum. Nasıl futbolu çirkinleştirmeyeceksin? Nasıl savunmayı iyi yapmakta ne yapacaksın yani? Benim bütün mücadelem bu yönde. Kişilerle bir işim yok benim yani. Kişilerle, bireyselle bir işim yok benim. Kişiselle bir işim yok. Ama sahada kimse kusura bakmasın da ekmeğimi yediğim yeri de ezdirmem. Öyle 50 kişinin de birbirine çullanmasını, hemen çabuk çabuk orada kurban kesilir gibi, kurban doğranır gibi 20 dakikada 3-0 yapılmasına da müsaade etmez. Ben de kendi gücümü de oraya koyarım, takımın gücünü de oraya hissettiririm. Çünkü ben bunu, bu deplasmana gelen hiçbir takıma yapmıyorsam bu saygısızlığı bana da yapılmasını istemem. İşte gördünüz mü? Sizde öyle bir şey var mı benim kulübümde? Benim kulübümde öyle bir şey var mı? Ama işte zaten ondan dolayı gidip Avrupa Kupalarında Şubat'tan sonra geri dönüyoruz. İstiyorlar ki Anadolu takımları gelsin, bütçesini, beşçesini, çabuk çabuk gitsin, hiç bize dert olmasın. Bırakın da hakem baskı altında olmadan maç yönetsin. Zaten hakem taraftar tribün olarak ve medya olarak hakemler baskı altında kendilerini hissediyorlardır mutlaka. Bir de daha buna kulübece yüklenmenin, çullanmanın bir anlamı var mı? Benim kavgam bu yönde. Yoksa benim Ahmet'le Mehmet'le kişisel neyim olabilir? Ben bunu yarın aynı tavrı sergilese Fatih Hoca'ya karşı da yaparım. Aynı tavrı sergilese Aykut Hoca'ya karşı da yaparım. Medya demeyelim. Siz biz deyin yani o zaman. Yani kendini soyutlama direkt bunların içerisinde. Yok soyutlamıyorum. Çünkü ben televizyonda yorum yapmıyorum. Yani yaptığın zaman da farklı olmayacak Ercan abi. Yani çünkü orası belki onu gerektiriyor. Orası da belki onu gerektiriyor. Yani ben hep şunu anlatıyorum. Herhalde bu kadar da İnönü'ye, Şükrü Saracoğlu'na, Ali Sami'ye gidip de bu kadar kavga eden bir teknik adam da yoktur herhalde. Kendi yetişik yani 6 yıl kaptanlığını yaptığım maçta da aynı kavga yaptım ben. Hocanın yardımcılarıyla. Çünkü orada bir hoca var, burada bir hoca var. Fazlasına gerek yok. Orada birilerini baskı altına alıp diğer takımı küçümsemen de bir anlamı yok. Burada bütün kavga
Kulübüm için, kendi şahsı çıkarlarım için değil. Etkileşimi, onu söylemiştim. Medya ve sosyal... Ha, ona gelince? Sizin takıma yansıması, Anadolu takımlarına yansıması. Yani şimdi orada size dediniz ki bir tabir var. Büyük takımlar, küçük takımlar. İşte İstanbul'u Okşa gönder, Anadolu takımı olduğu için Şamal'a gönder misali verdiniz. Yani bu örnekte medyanın, sosyal medyanın, üzerimizdeki baskısı. Çünkü sonuçta futbolcu odasında bir oturduğunda bakıyor, ha diyorlar ki işte Manu, ya beni eleştirmiş örnek. Çok basit bir şey. Bu etkileşim sizin takıma ne kadar yansıyor? Size ne kadar yansıyor? Yani şimdi oyuncu sahaya çıkınca hiçbir şey hatırlamaz. Sahaya çıkana kadar etkilenmemesi mümkün değil. Bunları hepimiz yaşadık. Ama belli bir şeyden sonra da buna alışır artık. Yani bu kadar üst düzeyde oynayan oyuncuların da her maça Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş, kötü oynarsam ne diyecek diye çıkması da izah edilebilir bir durum değil yani. Dolayısıyla işin özü o eleştiriyi kaldırabilenler ayakta durur. Kaldıramayanlar ayakta duramaz. Yeter ki hakaret olmasın. Hep söylüyorum. Olacak tabii ya, ne demek teknik. Bir adam her zaman iyi eleştirilecek diye bir şey yok ki. Önümden belli bir sınırın, belli bir kalıbın içinde kalınması, hakaret edilmemesi, art niyetli olunması. Başka bir şey yok ki ya. Yıllardır yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşayacağız. Hani hep derler ya, aslında yalnız adam antrenörler, yalnız adam kaleciler falan değil yani. Yalnız adam antrenör. Bitince bir sorum olacak, sana bir dakika kalınca. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim.